Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bugünkü sohbetimiz nasip olursa ihtiyarlığımız hakkında olacak. Risale-i Nur'dan, Lemalar Risalesi'nden. 26. lemada muhtelif ricalar var. Biz bu ricalardan yani ümitlerden bir tanesini okuyup anlamaya çalışacağız. Ve anladığımızda da benim gibi ihtiyar olanlar ihtiyarlığımıza sevinmiş olacağız sonunda. Yedinci rica, bir zaman ihtiyarlığın başlangıcında eski Said'in gülmeleri yeni Said'in ağlamalarına inkılap ettiği hengamda Ankara'daki ehli dünya beni eski Said zannedip orayı istediler. Gittim. Güz mevsiminin ahirlerinde Ankara'nın benden çok ziyade ihtiyarlanmış, yıpranmış, eskimiş kalesinin başına çıktım. O kale tahaccür etmiş hadisat-ı tarihiye suretinde bana göründü. O kale adeta gördüğü bütün tarihler bir taşlaşmış olarak o surette bana göründü. Senenin ihtiyarlık mevsimiyle benim ihtiyarlığım demek ki böyle sene sonuna doğru yani sonbaharlarda gitmiş ki kalenin ihtiyarlığı, beşerin ihtiyarlığı, şanlı Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı ve hilafet saltanatının vefatı ve dünyanın ihtiyarlığı bana gayet hazin ve rikatli ve firkatli yani yakıcı bir ayrılık tarzında bir halet içinde o yüksek kalada geçmiş zamanın derelerine ve gelecek zamanın dağlarına baktırdı ve baktım. Birbiri içinde beni ihata eden 4-5 ihtiyarlık karanlıklar içinde Ankara'da en kara bir haleti ruhi hissettiğimden bir nur, bir teselli, bir rica aradım. Tabi Üstad Hazretlerini Ankara'ya davet ediyorlar. Cihan Savaşı bittikten sonra yeni bir devlet kuruluyor. Bu arada Üstad Hazretlerinin de senin yüksek fikirlerinden istifade edelim diye davetler oluyor ve gidiyor. Gidince o meclisin içindeki o menhus ruhu görüyor, hissediyor. Yani o menhus ruh dediğimiz işte dini, diyaneti ortadan kaldırma fikrini hissediyor. Ve onun için diyor orada böyle kara bir halet hissettim diyor. Tabii Osmanlı Devleti yıkılmış. Özellikle de bütün İslam alemini bir arada tutan hilafet saltanatı kaldırılıyor, halifelik kaldırılıyor. Böyle olunca da tabii hakikaten çok böyle Üstad Hazretlerinin haleti ruhiyesi ızdıraplar içinde kalıyor. Böyle haldeyken diyor bir nur, bir rica, bir teselli aradım. Sağ yani mazi olan geçmiş zamana bakıp teselli ararken bana mazi, geçmiş zaman pederimin ve ecdadımın ve nevvimin bir mezar-ı ekberi suretinde göründü. Teselli yerine vahşet verdi. Ne yapıyor? Geçmiş zamana bir bakıyor ki bütün kendi sülalesi de dahil olmak üzere herkesin mahvolduğu bir yer olarak adeta görünüyor. Nazarı gafletle bakılınca. Sol tarafım olan istikbale derman ararken baktım. Geleceğe önüme baktım. Gördüm ki benim ve emsalimin ve nesliatinin, gelecek nesillerin büyük ve karanlıklı bir kabir suretinde göründüğü ünsiyet yerine dehşet vardı. Yani insan gafletle baktığı zaman, gafletle bakmak ne demek? Yani Cenab-ı Hakk'a inanmamak, Cenab-ı Hakk'a inanmamaktan ziyade unutmak, iman akidelerini bir kenara bırakıp kendi fikriyle, düşüncesiyle bakmak.
Bakıldığı zaman da gelecek ne görüyor? Tabii ki karanlıklı görünüyor. Geçmiş zaman ne görünüyor? Herkesin ölüp mahvolup kaybolduğu bir yer olarak görünüyor. İnançsız bir bakış açısıyla. Sağ ve soldan tevahhüş etmiş, böyle adeta bir vahşet almış bir şekilde hazır günüme baktım. O gafletli ve tarihvari nazarımı o hazır gün yarım ölmekte ve hareketi mezbuhanesindeki ızdırap çeken cismimin cenazesini taşıyan bir tabut suretinde göründü. Kendi gününe baktığı zaman bir bakıyor ki işte adeta kendi cenazesini görüyor. Bir noktada böyle kendi cenazesini görüyor. Hareketi mezbuhanedeki hani mezbalarda diyelim ki inekleri veya kurbanlıkları boğazlarken ne yapıyor? Bir böyle çırpınış hareketler oluyor ya. Onun gibi diyor, ızdırap çeken cismimin cenazesini taşıyan bir tabut suretinde gördüm. Adeta kendi bünyesini bir tabut gibi görüyor. Sonra bu cihetten dahi meyus olunca başımı kaldırıp ömrümün ağacının başına baktım. Gördüm ki o ağacın tek bir meyvesi var. O da benim cenazemdir. O ağaç üstünde duruyor, bana bakıyor. Ömür ağacına Cenab-ı Hak insana bir ömür vermiş. 60, 80, 100 neyse böyle gidiyor. Bunun da diyor, bu ömür ağacının da tek bir meyvesi var. O da benim cenazemdir diyor. Ve bana bakıyor. O cihetten dahi tevahhüş edip başımı aşağıya eğdim. O ömür ağacının aşağısına köküne baktım. Ağacın köküne bakıyor. Gördüm ki o ağacın tek bir meyvesi var. Gördüm ki o cihetten dahi tevahhüş edip başımı aşağıya eğdim. O ömür ağacının aşağısına köküne baktım. Gördüm ki o aşağıda olan toprak kemiklerimin toprağıyla mebde-i hılkatimin toprağı birbirine karışmış bir surette ayaklar altında çiğneniyor gördüm. O da derman değil, belki derdime dert kattı. İşte kabristanları, mezaristanları ziyaret ediyoruz, gidiyoruz, oralarda dolaşıyoruz, oradaki topraklara basıyoruz. Böyle insan gafletle baktığı zaman gafletle yani dini değerleri bir kenara bakarak insan orada yürüdüğü zaman diyor ki ya bu toprakta kim bilir kimlerin vücudunun atomları, zerreleri, parçaları var diye insan düşünebiliyor. Çünkü niye? Orada insan cesedi dağ oluyor. Kabirde ağaç dikiyorsun. Belki birkaç kısmı ağaca gidiyor. Bir kısmı başka yere gidiyor. Bir kısmı başka yere gidiyor. Her bir insanın ne yapıyor? Vücudunun parçaları bir taraflara gidiyor. Toprak olur vesaire. İnsanlar da daha sonraki nesilde geldiği zaman üzerinde basıyor onlara. Böyle görüyorum. Neyle bakarsak? Nazarı gafletle bakarsak. Sonra mecburiyetle arkama baktım. Gördüm ki esassız, fani olan dünya hiçlik derelerinde ve yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merham ararken zehir ilave etti. O cihette dahi hayır görmediğimden ön tarafıma baktım. İleriye nazarımı gönderdim. 3 sene, 5 sene, 10 sene sonrasına nazarımı gönderdim. Gördüm ki kabir kapısı tam yolumun üstünde açık görünüp ağzını açmış bana bakıyor. Hakikati halde bu değil mi? Kabrimiz artık nerede defne olacaksak yolumuzun üzerinde duruyor ve oraya geldiğimiz zaman buyur içeri diyecek. Ağzını açmış bana bakıyor. Onun arkasında ebed tarafına giden cadde ve o caddede giden kafileler uzaktan uzağa nazara çarpıyor. Ben gideceğim gibi benden sonraki geleceklerde hepsi kafile kafile ne yapacak? O herkes kendi kabrine girecek. Ve bu 6 cihetten gelen dehşetlere karşı şimdi ön, arka, sağ, sol, üst, arka hepsine baktık ve nazarı gafletle bakınca hepsinden de ne yaptık? Bir dehşet aldık. Bir ürktük, tevahhüş ettik.
Bu altı cihetten gelen dehşetlere karşı bana nokta istinat ve silahı müdafaa olacak cüz'i bir cüz'i ihtiyariden başka bir şey elimde yok. Bütün bunlara karşı elimizde ne var? Sadece cüz'i ihtiyarımız var. Yani bir şey yaparız yapamayız. Karar verdiğimiz o cüz'i ihtiyarı dediğimiz bir işi yapıp yapmamakla serbest olduğumuz sadece o cüz'i bir iktidarımız var. Başka elde bir şey yok. O hadsiz ada ve hesapsız muzır şeylere karşı bir tek silahı olan o cüz'i ihtiyarı, peki o cüz'i ihtiyarı nedir? Bütün düşmanlara karşı, her şeye karşı koymak istediğimiz o cüz'i ihtiyarı, o da neymiş? Nakıstır, noksan, hem kısa, hem aciz, hem icatsız olduğundan kesipten başka bir şey elinden gelmez. Ne geçmiş zamana geçebilir, ta ondan gelen hüzünleri sustursun ve ne de istikbale hulul edebilir, ta ondan gelen korkuları men etsin. Geçmiş ve geleceklere ait emellerime ve elemlerime faydası olmadığını gördüm. İnsan kendi cüz ihtiyarısıyla ne yapıyor? Dün dünde kalıyor, yarın daha gelecek. Sadece bulunduğu andır. Aslında 5 dakika sonrasıyla 5 dakika öncesi ikisi de nazar gaflette bakıldığı zaman yoktur. Geçmiş, geçmişte kaldı, gelecek de henüz daha gelmedi. O zaman bulunduğumuz an gibi düşünülüyor. Bu nedir? Nazarı gafletle bakıldığı zaman. Bu altı cihetten gelen dehşet ve vahşet ve karanlık ve meyusiyet içinde çırpındığım hengamda birden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın semasında parlayan iman nurları imdada yetişti. Zaten bu Risale'nin de en başında Zekeriya Aleyhisselam'ın meşhur duası var. O duayla başlıyor ve bu ayet-i kerimede de şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Kef ha ya ayn sad zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya iznade rabbehu nida en hafiye. Kale Rabbi inni vehenel azmi minni veşte aler ra'su şeyben velem ekün bi duaike Rabbi şakiyye. Meali şerifi de şöyle. Kaf ha ya ayn saat. Bu ayetler kulu Zekeriya'ya Rabbinin rahmetini zikirdir. Demek ki kulu Zekeriya'ya Rabbinin rahmetini zikirdir. Hani o Rabbine gizlice niyaz ederek demişti ki ey Rabbim artık benim kemiklerim yıprandı. Başım ihtiyarlıkla tutuşup saçlarım aklandı. Sana ettiğim dualarımda da ey Rabbim ben hiç mahrum kalmadım. Meryem suresinde geçen bir ayet-i kerime. Hakikaten bizim de saçımız aklandı. Demek ki bu manalara bizim gibi ihtiyarların çok şiddetle ihtiyacı var. Evet, ne demişti? Birden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın semasında parlayan iman nurları imdada yetişti. İman nurları imdada yetişti. O altı ciheti o kadar tenvir edip nurlandırıp ışıklandırdı ki gördüğüm o vahşetler ve karanlıklar 100 derece tezayüf etseydi, 100 derece ziyadeleşseydi, artsaydı yine onur onlara karşı kafi ve vafiydi. Yetiyor da artıyor bile. Bütün o dehşetleri birer birer teselliye ve o vahşetleri birer birer ünsiyete çevirdi. Elhamdülillah. Bakalım nasıl çevirmiş. İman nuru bir anda girdiği zaman her şeyin aslını gösteriyor. Kabrinde, ölümünde, geleceğinde, geçmişinde hakikati neymiş onu gösteriyor iman nurlarıyla. İman, o vahşetli geçmiş zamanın mezarı ekber suretini yırtıp ünsiyetli bir meclis-i münevver ve bir mecme-i ahbap olduğunu bir aynel yakın, bir hakkal yakın gösterdi. Bir anda iman nuru yandığı zaman insanın kalbinde onur yanıyor ve bir bakıyor geçmişe, geçmiş tamamıyla
bütün evliyaların, enbiyaların kendisinden önce ne kadar göçenler varsa hepsinin böyle toplandığı bir büyük bir toplantı salonunda gibiler görüyor. Mecmua, ahbap, bütün sevdiklerimizin toplandığı bir yer. Neresi? Geçmiş zaman. Bir de kabre bakalım. Hem iman bir kabri ekber suretinde nazarı gafletle görünen gelecek zamanı. Değil mi? Kabir geçmişteki insanların defne olduğu gibi gelecek insanların da netice itibariyle defne olunacağı yer. Dolayısıyla kabir hem geçmişe hem geleceğe baktığı için kabri ekber suretinde nazarı gaflete görünen gelecek zaman sevimli saadet saraylarında bir ziyafetgah rahmaniye meclisi suretinde bir aynel yakın göründü. Eyvah kabre gireceğim ben de mahvolacağım geçmişlerim gibi diyeceğimize imanla ne yapıyoruz? Diyoruz ki gelecek kabir gireceğimiz yer saadet saraylarının bir giriş kapısı diye inanıyoruz. İman o hakikati, o nuru bize gösteriyor. Hem iman nazar gaflete bir tabut vaziyetinde görünen hazır zamanı, bir tabut gibi zaman, niye biz de içinde defne olunacağız diye o gaflet nazarı gösterdiği o hazır zaman ve o hazır günün tabutiyet şeklini kırıp o hazır gün uhrevi bir ticaretgah dükkanı ve şaşalı bir misafirhane rahmani suretinde bir müşahede gösterdi. Şu içinde bulunduğumuz an, gün, dakika bir tabut değil ya geleceğe ait ticaretgah yeri. Burada çalışacağız. İnşallah orada meyvesini toplayacağız, tadacağız. Hem iman nazarı gaflete ömür ağacının başında cenaze şeklinde görünen tek meyvesi cenaze olmadığını, belki ebedi bir hayata mazhar ve ebedi bir saadete namzet olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını bir ilmel yakin gösterdi. Rabbim inşallah bize bu imanın mertebesini versin. Evet, bu cesedimizden çıktığımız zaman kabre gireceğiz. Oradan da inşallah Rabbim o yıldızlarda dolaşmayı her birerlerimize de nasip eder, müyesser eder bizleri. Demek ruh bu cesetten, eskimiş cesetten, ihtiyarlanmış olan bu cesetten çıkıyor ve yıldızlarda seyran ediyor. İman bu kadar mükemmel bir hakikat. Hem iman kemiklerimle mebde-i hılkatimin toprağı ayak altında ehemmiyetsiz mahvolmuş kemikler olmadığını, belki o toprak rahmet kapısı ve cennet salonunun bir perdesi olduğunu sırrı imanla gösterdi. Evet, bizler de yarın kabre girdiğimiz zaman elbette ki bizim bu ruhumuzun içinde bulduğu bedenimiz, ruhumuz gittikten sonra oraya gireceğiz, çürüyecek, toprak olacak. Ama o hakikat neymiş? Rahmet kapısı ve cennet salonunun bir perdesiymiş. Bu niyetle bakıldığı zaman, bu şekilde itikad edildiği zaman insan ölümden de korkmaz, ihtiyarlıktan da korkmaz. Bilakis sevinir. Hem iman nazarı gafletle arkamda hiçlikte yokluk karanlığında yuvarlanan dünyanın vaziyetini, yokluk karanlığında yuvarlanan dünyanın vaziyetini sırrı Kur'an'la gösterdi ki nazarı gaflet böyle gösteriyor ama Kur'an sırrı nasıl gösteriyor? O zahiri zulümatta yuvarlanan dünya ise vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiş, neticelerini kendine bedel vücutta bırakmış bir kısım mektubat-ı samadaniye ve sahaif-i nukuş-u subhani olduğunu gösterdi. Demek ki samet olan hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama her şeyin, her insanın ona muhtaç olduğu Rabbimizin demek ki bir mektubu ve sahaif-i nukuş-u subhani olduğunu, gene subhan olan Rabbimizin yani
En ufak bir hata, kusur olmayan Rabbimizin de nakışlarının neymiş? Bir sahifesiymiş. Şu içinde yaşadığımız an, gün, sene, ay, her neyse, bunlar birer mektubatı, Sübhaniye ve birer de sahayif-i nukuşu Sübhaniye'dir. Dünyanın mahiyeti ne olduğunu bir ilmel yakın bildirdi. Demek ki dünyanın mahiyeti neymiş? Esma-i Hüsna'nın tecellilerinden ibaretmiş. Hem iman, ileride gözünü açıp bana bakan kabre, ileride gözünü açan ve bana bakan o kabre ve kabir arkasında ebede giden caddeyi nuru Kur'an ile gösterdi ki o kabir kuyu kapısı değil, belki alemi nurun kapısıdır. Ya, ne kadar büyük bir müjde değil mi? Alemi nurun kapısı olmak. Elhamdülillah. Bizler de inşallah o alemi nurun kapısına gireceğiz ve oradan oraya geçeceğiz. Ve o yol ise hiçliğe ve ademistana, yokluğa değil, belki yani muhakkak ki kesin keski vücuda, nuristana ve saadet ebediye giden yol olduğunu tam kanaat verecek bir derecede gösterdiğinden dertlerime hem derman hem merhem oldu iman. Dertlerime hem derman hem merhem oldu. Hem iman o elinde pek cüz'i bir kes bulunan cüz'i bir cüz ihtiyarı yerine, yani hani ben yaptım, ben ediyorum diyoruz da baktığımız ettiğimiz bir şey yok. Yediğimiz, içtiğimiz bir yiyecek veya bir sıvıda nereye gittiğini bilemiyoruz. Nerelerde ne faydalar getirdiğini bilemiyoruz. Ne pankreasımızdan haberimiz var, ne kalbimizden haberimiz var, ne akciğerimizden, ne karaciğerimizden, hiçbir şeyden haberimiz yok. Ama diyoruz ki ben yaptım, ben ettim. Yok öyle bir şey. Eğer Cenab-ı Hak müsaade etmezse ne yapıyorsun? Hasta olduğun zaman gözünü bile açamıyorsun. Ağzını oynatamıyorsun. Bir yudum su içemiyorsun. Ama öbür taraftan insan nefsi gafletle baktığı zaman diyor ki ben yaptım, ben ettim. İşte bu fabrikayı, bu iş yerine ben tırnaklarımla kazıyarak adeta yaptım diyebilecek kadar insan gaflete düşüyor. Halbuki insan elinde hiçbir şey yok. Biz sadece mesela şu anda ben aramızdaki bu sohbette konuşmaya niyetlenip de şu cümleyi, kelimeyi söyleyeceğim dediğim anda ben sadece zihnimden geçiriyorum. Cenab-ı Hak ne yapıyor? O işte ciğer, ondan sonra dil, kelimeler, dudak, oradan bu kelimeleri ne yapıyor? Bu manadaki kelimeleri döktürüyor hepsini tek tek ve sizlere ulaştırıyor. Bu şekilde oluyor. Yoksa bizim hiçbir dahlimiz, hiçbir müdahalemiz aslında yok. Hakikat bu. Onun için diyor, elinde o iman diyor, elinde pek cüz'i bir kes bulunan cüz'i bir cüz'i ihtiyarı yerine o hadsiz düşman ve zulmetlere karşı gayrimütenahi bir kudrete istinat etmek ve hadsiz bir rahmete istinat etmek için o cüz'i ihtiyarının eline bir vesika veriyor. Bir vesika veriyor. Belki o iman o cüz'i ihtiyarının elinde bir vesika oluyor. Hem o cüz'i ihtiyari olan silah insani, gerçi zatında hem kısa, hem aciz, hem noksandır. Yani Cenab-ı Hak ne yapıyor? İmanı o bizim cüz'i ihtiyarımızın eline veriyor. O bir vesika oluyor. O vesika nasıl bir iş görüyor? Şöyle bir iş görüyor. Şu misale bakalım. Nasıl ki bir asker cüz'i kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit binler derece kuvvetinden fazla işler görür. Değil mi? Çelimsiz. Yani 50 kilo bir delikanlı, üflesen devrilecek bir delikanlı askere kaydoluyor. Asker elbisesini giydiği anda gelip
Diyelim ki bir köyü boşaltacak kuvveti buluyor. Buradan gideceksiniz diyor, devlet emridir, şuraya taşınacaksınız dediğiniz zaman o köy ne yapıyor? Ne kadar sayısı fazla olursa olsun ne yapıyor? Mecburen askerin önüne gidip düşüp gidiyorlar. İşte bakın bir anda devlet intisap ettiği zaman adeta o zayıf çelimsiz delikanlımız bir devlet kuvvetini elde etmiş oluyor. Bu misalde olduğu gibi öyle de sırr-ı imanla o cüz'i ihtiyarı Cenab-ı Hak namına onun yolunda istimal edilse, Cenab-ı Hakk'a istinat etse, onun yolunda istimal edilse ne oluyormuş? 500 sene genişliğinde bir cenneti dahi kazanabilir. Hiçbir şey yokken imanla bir anda Cenab-ı Hakk'a intisap ediyoruz ve Cenab-ı Hak da bunun peşin mükafatı olarak ne yapıyor? 500 senelik bir cenneti bize bahşediyor, hediye olarak veriyor. Hem iman, geçmiş ve gelecek zamana nüfuz edemeyen o cüz'i ihtiyarının dizginini cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder. Yani insanın o arzu istekleri cüz'i ihtiyar olarak yapıp yapmamadaki serbest olduğu o duyguyu ne yapıyor? İman birden dizginini o cüz'i ihtiyarın elinden alıyor. Ne yapıyor? Cismin elinden alıyor. Kalbe ve ruha teslim eder. Ruh ve kalbin derece hayatı ise cisim gibi hazır zamana münhasır olmadığından pek çok seneler maziden, pek çok seneler istikbalden daire hayatına dahil olduğundan o cüz'i ihtiyarı cüz'iyetten çıkıp külliyet kesbeder. Yani eğer o cüz'i ihtiyarımızı, o duygularımızı bu cismimizin elinden aldığımız zaman ruha ve kalbe verdiği zaman, teslim ettiği zaman kalp ve ruhun nedir? Zamanla mukayyetli yoktur. Geçmişe de gidebilir, gelecek zamana da gidebilir. Böyle olduğu zaman bir anda bir külliyet, umumilik elde etmiş oluyoruz. Zamanı mazinin en derin derelerine kuvvet-i imanla girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi nur-i imanla istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar, korkuları izale eder. Ne kadar güzel bir ifade değil mi? Zamanı mazinin en derin derelerine kuvvet-i imanla girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi nur-i imanla istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar, korkuları izale eder. İşte ey benim gibi ihtiyarlık zahmetini çeken ihtiyar ve hemşire ihtiyarlar. Hemşire, kız kardeş manasında biliyorsunuz, ihtiyarlar. Madem elhamdülillah biz ehli imanız ve madem imanda bu kadar nurlu, lezzetli, sevimli, şirin defineler var ve madem ihtiyarlığımız bizi bu definelerin içine daha ziyade sevk ediyor, elbette imanlı ihtiyarlıktan şekva değil, belki binler teşekkür etmeliyiz. Rabbim bu manayı bize hissettirsin inşallah. İmanlı ihtiyarlıktan şekva değil, belki binler teşekkür etmeliyiz. Yine başka bir ricanın sonunda da şöyle ifade ediyor. Diyor ki, işte ey ihtiyar ve ihtiyariler, ben Kur'an hakimin nuruyla ve ihtiyarlığımın ihtarıyla ve iman dahi gözümü açmasıyla bu hakikati gördüm ve çok risalelerde katı bürhanlarla ispat ettim. Kendime hakiki bir teselli ve kuvvetli bir rica ve parlak bir ziya gördüm ve ihtiyarlığıma memnun oldum. Allah Allah. İhtiyarlığıma memnun oldum ve gençliğin gitmesinden mesrur oldum. Siz de ağlamayınız ve şükrediniz. Madem iman var ve hakikat böyledir, ehli gaflet ağlasın, ehli dalalet ağlasın. Bizler inşallah gülenlerdeniz.
Bir tane daha sonundan okuyalım. Gene bir müjdeyle sohbetimize son verelim. İşte ey benim gibi ihtiyarlık içine giren ve ihtiyarlığın ihtarıyla vefatı çok tahattür eden hatırlayan zatlar. Kur'an'ın verdiği dersi iman nuruyla ihtiyarlığı ve vefatı ve hastalığı hoş görmeliyiz. Belki bir cihette sevinmeliyiz. İman bakın insana neler kazandırıyor. Ne diyor? Ey benim gibi ihtiyarlık içine giren ve ihtiyarlığın ihtarıyla vefatı çok tahattür eden zatlar, Kur'an'ın verdiği dersi iman nuruyla ihtiyarlığı ve vefatı ve hastalığı hoş görmeliyiz. Belki bir cihette sevmeliyiz. Madem iman gibi hadsiz derecede kıymetli bir nimet bizde vardır, ihtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur. İman mertebesine göre insan bunu ne yapabiliyor? Hissedebiliyor ve söylüyor. Allah razı olsun Üstad Hazretleri bütün bu manaları yakalamış ki çok rahat bir şekilde ne diyor? İhtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur. Nahoş bir şey varsa da günahlardır, sefahettir, bid'alardır, dalalettir. Rabbim bunlardan da bizi muhafaza eylesin. Demek ki mümkün mertebe sefaatten, dalaletten, bidalardan ve günahlardan elimizi, etemizi çekmeye gayret etmeliyiz. Rabbim bizleri de muvaffak eylesin. Bu şekilde ihtiyarlığımızı da bizleri inşallah sevdirsin. Sübhane ke la ilme lana illa muallemtene inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.